Sayın Hocam, hukuk bilim insanı olarak başladığım çalışmaların söylediğiniz gibi son bir senedir Türkçülük konusunda önemli makaleleriniz çıktı. Bunu da zaten sizi tanıtırken önce belirtmiştim. Mesela Sağ Türkiye Cumhuriyeti Türkçülüğü olarak 11 Mayıs 2021'deki makalenizde Türklük tarihin en eski olgularından birisidir. Ama Türklüğün uzantısı olarak 20. yüzyılda dünya haritasında yerini almış olan Türkiye Cumhuriyeti son yüzyıllarda insanlığın yaşamış olduğu siyasal gelişmelerin bir sonucu olarak tarih sahnesinde yerini almış olan bir devlet modelidir dedikten sonra gene 29 Mayıs'taki makalenizde bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkçülük akımı kurmuştur gibi altına tamamen imzamızı atacağınız görüşlerinizden hareketle ben şunu sormak istiyorum. Dedikleriniz Türkiye Cumhuriyeti için olduğu gibi bir de dünyada Türk dünyası olgusu var. Ve öyle ki artık yani Türkiye'ye 4000 kilometre uzakta olan Afganistan'daki olaylar bile Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla şu andaki Türk dünyasıyla alakalı Turancılık konusuna da siz bir makalenizde girmişsiniz ve orada yine sizin satırlarınızı okuyarak sizi biraz dinlendirmiş olayım. Sağ olun. Turancılığın emperyalist amaçlı saldırgan bir ideoloji değil, Rus, Alman, Latin ya da Anglo-Saksan kökenli toplumların saldırganlığına karşı tamamen savunmacı bir çizgide haklılık gösteren bir yaklaşım olduğunu açıkça göstermektedir. Turancılık akımı Türk asıllı Turan kavimlerinin varlığını korumak ve diğer saldırgan ırkçı ideolojilere karşı Türk ve Turan dünyasının haklı ve meşru var olma mücadelesiyle dünya barışını meşru zeminde oluşturabilmenin arayışıdır. Hiçbir biçimde saldırgan bir ırkçılık olmayan Turancılık bu yönüyle ele alındığında bütünüyle haklılık kazanmaktadır. Dolayısıyla biz Türkçülerin de aynen bu şekilde düşündüğü gibi Turan konusundaki fikirlerinizi tabii bu makalede özetlemişsiniz ama biraz daha açmanızı sizden rica edeceğim. Evet. Şimdi efendim, Turancılık ve Türkçülük hem bütünleşmiş akımlardır, birbirlerini destekleyen ve aynı tarih döneminde ortaya çıkan akımlardır. Hem de kendi başlarına ayrı anlam ifade ederler. Türkçülük, Türk milletini esas alarak Türk milletinin geleceğini, bağımsız geleceğini ve egemenliğini savunan bir akımı adıdır. Ama Turancılık, bir defa Turan kavramı İran kavramının tamamlayıcısıdır. Yani İran'ın bugün Orta Doğu'da, Orta Asya ile Orta Doğu arasında Kafkasya bölgesinde bir yeri vardır. Yani oturmuş bir yeri vardır. İran böyle bir süreç içerisinde bu coğrafyada İran ismiyle var olurken İran'ın yanı başında, İran'ın kuzeyinde var olan Türklerin yaşadığı bölgeye de Turan adı verilmiştir ve tarih boyunca da bu konu hem İran'daki milliyetçiler ki biliyorsunuz İran nüfusunun yaklaşık üçte ikisi Türk asıllıdır. Yani Azeri Türkleriyle birlikte Türkmen boyları ve Kaşkay, Kavgay bilmem ne yani bir sürü 40'tan fazla Türk boyunun İran'da yaşadığını da biliyoruz. Bunlar hep tez konuları oldu yani. Gerçekten son zamanlarda Anadolu Üniversitelerinde bayağı bu konularda çalışmalar yapıldı. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman Turan kavramı evet tarihin içinden gelen bir yapı olarak o bölgedeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan bir kavram oluyor. Ama bunun biçim almasıyla ilgili gelişmeleri ben yine Budapeşte seyahatlerimden birisinde görmüştüm. Orada da beni gezdiren Komünist Parti yöneticisi Budapeşte de beni ağırlayan bir devlet görevlisiydi. O bana dedi ki siz Türkiye olarak çok şanslısınız. Neden? Avrupa'nın dışındasınız. Avrupa gerçekten
küçük bir kıta ve burada tepişme büyük oluyor ve dünya savaşları burada çıkıyor ve biz Macaristan olarak bunun altında kalıyoruz demişti. Ve işte o çerçevede Macaristan'ın yerinin bir geçit olduğunu, işte bazen Ruslar gelip çiğniyor, bazen Almanlar gelip geçiyor ve iki büyük devin arasında Macaristan bir şey, yani ayak yolu haline geliyor. Bunu bana anlatmıştı. Ve o noktada da Türkiye'nin konumunu dile getirdiği noktada tabii Macarların biliyorsunuz 8. yüzyılda Hazar bölgesindeki devletlerden birisidir. Yani Macarlar oradan kalkıp 8. yüzyılda o Avrupa'nın tam ortasına gelip Tuna boylarının kenarına yerleşip orada bir krallık kurmuşlardır ve Doğu Avrupa'ya egemen olmuşlardır bir süre. Şimdi işte Türk dünyası deyince bakın bir Avrupa anlatıyorum ama öbür taraftan da Türklerin işte Ön Asya'ya gelmesi, Avrupa'ya göç etmesi ve öncesinden gelen bir yapılanma çerçevesinde de Türklerin ortaya çıktığı bölgenin, Türk dünyasının hala yaşadığı bölgenin Turan olarak açıklanması bizim için önem ifade etmektedir. O nedenle Turan'ı biz böyle bir baskıcı, koyu, faşist bilmem ki bunları söylüyorlar biliyorsunuz maalesef. Çok ciddi boyutlarda Türkiye'de bunlar tartışılınca özellikle milli devlete karşı çıkan liberal kanat ki liberallerin önemli bir kesimi de gayrimüslimdir onu söyleyeyim Türkiye'de. Yani gayrimüslim kimliklerini gizlemek için liberal görünenler Türklüğü savunmayı faşistlik olarak ele alıyorlar ki bunun yanlış bir şey olduğunu, bunun ters bir şey olduğunu, bunun toplumsal bütünleşmeyi engellediğini de bizim özellikle bu doğrultudaki çizgiyi savunanların açıkça ortaya koyması gerekir ki işte burada Turan kavramı önem kazanmaktadır. Turan'dan kastettiğimiz, Turancılıkla kastettiğimiz bir Türk hegemonya planı değil ama Türklerin, Türk dünyasından gelen Türklerin bugün kendi ülkelerinde birlikte beraberce birbirlerini destekleyerek bölgesel bir yapılanmaya yönelmesi çerçevesinde yeni bir dünya dengesinin oluşumuna katkı sunmasıdır ki biliyorsunuz şimdi yavaş yavaş bu 7 bağımsız devlet Orta Asya'da, Kafkasya'daki bağımsız devletler var bir de biliyorsunuz Rusya'nın sınırları içerisinde ondan fazla ülke var. Orada da Türk boyları var. Yani bunları bir bütünlük içerisinde ele aldığımız zaman buna artık United States of Turks ya da United Turkish States yani Amerika Birleşik Devletleri gibi Birleşik Türk Devletleri ya da işte Türklerin Birliği, Türk Devletleri Birliği gibi yaklaşımların gelecekte Turan coğrafyasındaki ayrı devlet çatıları altında yaşamakta olan Sovyet emperyalizminin paramparça ettiği, dağıttığı o Türk asıllı toplulukların bir araya getirilerek ortak bir dayanışma içerisinde bugünün dünyasında, bugünün dünya haritasında yer almalarını sağlamak bir anlamda Türkiye'yi ve bizleri Turan coğrafyasıyla da yakından ilgilenmemize neden olmaktadır. Ben Turan kavramını bu şekilde bugün değerlendiriyorum ama geleceğe baktığımız zaman geleceğin dünyasında Turan denen bölgede ki özellikle İran-Turan Birliği bence önemli çünkü İran nüfusu da biliyorsunuz tarih boyunca hep İran Doğu Türkleri Osmanlı Batı Türkleri olarak adlandırılmış Doğu Türkleri ile Batı Türklerinin bir araya gelmesi kasten önlenmiştir. Bu doğrultuda Vatikan devreye girerek Şiiliği getirip İran'a örgütleyen, yayan Vatikan'dır. Yani şimdi bakın bazı bunlar çok katı şeyler farkındayım ama karşınızda bunları araştırmış bir kişi olarak oturuyorum ve bakın onunla o çalışmaları yaptıktan sonra makalelerimi yayınlamaya başladım. Şimdi bu konudaki çalışmalarımı da bir kitap halinde sanırım yılbaşı civarında yayınlayacağım. Ve bu çerçevede de bir boşluğun giderilmesi noktasında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evet o zaman Turgay Bey sorunuzun cevabı Türk dünyasının geleceği açısından önem taşıyor. Yani Turan dediğimiz coğrafya dünyanın öte ucundaki Yeni Zelanda gibi bir uzak ülke değil bizim için. Türklerin yaşadığı, Türk dünyasının yaşadığı ve Türk dünyasının bütünleşmesinin hedeflendiği bir
coğrafyanın adıdır ki işte burada Turancılık Türkiye ile Türk dünyasını bir araya getirmek, Türkiye'nin Türk dünyasına yönelik çalışmalarını daha da hızlandırmak şekilde ele alabiliriz. Ama bunu önlemek isteyenler Orta Asya'ya girip Orta Asya'nın özellikle madenlerini, çok büyük maden yatakları var biliyorsunuz Orta Asya'da ve bunlara belirli bir noktada batılı güçler sahip olmak istedikleri için Türkiye'yi ve Türk dünyasının bu konudaki çalışmalarını ırkçılıkla suçlamaya çalışıyorlar ve böylece Turancılığı ırkçılıkmış gibi göstererek Türklerin Türk dünyasından, Turan coğrafyasından uzak kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar başarılı oldular ama bundan sonra olacaklarını zannetmiyorum. Bakın görüyorsunuz yani arkamızda kütüphane var artık. Yani tek bir kitaba, tek bir satıra dayanarak değil, arkamızda kütüphane var. Kütüphaneleri onlar nasıl kullandılarsa biz de önümüzdeki günlerde kullanacağız. Bunu artık kabul etmeleri gerekmektedir. Evet. Ben 1938'de Atatürk'ün kaybından sonra biz 1990'larda Türk dünyası olarak onun kadar olmasa bile gene bir devlet başkanı olarak Ebul Feyz Elçi Bey'i yaşadık. Ebul Feyz Elçi Bey'in bu Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik gelişmelerin, yakınlaşmanın, kültürel yakınlaşmanın nasıl olacağı konusunda çok güzel tespitleri var. Bunları burada vermek istiyorum. Bu aslında bize yaşanmış bir örnek olarak, bu Türk Cumhuriyetlerinden bir tanesinin Cumhurbaşkanlığını yapmış bir insan olarak, ki biliyorsunuz sağlığında Türkiye'ye durup dururken, Türkiye'nin hiçbir dahli yokken 28.3 zannediyorum oranında petrollerini Türkiye petrollerine bağışlamıştı. Fakat daha sonra bunu biz elimizde tutamadık. Biz bir milletiz, işçi devletiz sözü benim sözümdür. Sonra bunu Tansu Hanım işletti. Sonra Hasan Hasanov işletti, Azerbaycan'ın dışları da zaman. Sonra da Haydar Aliyev işletti. Dedi de Haydar Aliyev de biz milletiz, devletiz. Biz bu bir milletiz, işçi devletiz meselesinde böyle düşünürdük. İlçin bu cürüz. Zaman zaman bu işçi devlet hakkında da düşünmeliyiz. Nasıl edelim? 10 cür konfederal formalar vardır. Bugün bu yararlı olursa bir konfederal forma tapalım. Mesela diyelim ki hatta paraların kurslarını yaklaştırmak. Bir. Diyelim kömürçleri götürmek. İki. Orduyu birbirinden el etmek. Ordu bir yerde manevralar çeşirsin. Birbirine yakın olsun. Üç. Diyelim muhtelif iktisadi ekonomi meseleleri uygunlaştıralım. İstihsal meselelerinde yaklaştıralım. Böyle böyle hele buna bakalım. Parlamentolar arasında çok sıkı elegeler yaratalım. İlkin proyekt cızıldı. Petrol hattı başıdan çıkıyor, Araz'ın kırağı ile gelir. Nakçıvan'dan çeşir, Türkiye'nin içinden gelir oraya. Kol da seçilmiş. İlkin proyekte kol seçilmiş. Sonradan meselelerini yerine getirmediler. Ruslar bunu bildiler. Geldiler hemen bölgeni işgal ettiler. Biz o zaman bildik. Hemen zaman Ruslar oraya çıktılar. Fizuli, Cebrail işgal etmeye. Ben de biliyordum bu Rusya'nın projesidir. Ben özüm kendim gittim dövüş bölgesine. Bizim parlamentonun sədri İsa Bey gitti dövüş bölgesine. Biz gitti oturduk Fizuli'de, Cebrail'de. Her şeyi kaldırdı. Rus'un ordusunu, Ermeniler seçtirdik. Oranı koymadık işgal olsun. Biz bildik ki o hattı vurmak istiyor. Bizden sonra Moskova ile kimlerse konuştular. O isteği tuttular, bağladılar. Rusya'nın mesele donduruldu. Hızlı bir tren Ankara'dan çıkıyor, Bakı doğru. Bütün bu yollar boyu neler olacaktır? Yanınca bunun otomobil yolu olur. Yanınca hemen yolla, hemen yolcu gidecekti. Hemen yolun yanı ile petrol borusu gelirdi, gaz borusu gelirdi, hepsi birlikte. Bu tren yolu, bu otomobil yolu, bu doğal gaz, bu petrol, hepsi birleşikte güven altında. Hepsi de kimse de oraya bakmaz. Gitti yüzyıllar. Bu yapmalıdır, bu yaratılmalıdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanlarından Ebul Feyz Elçi Bey bu şekilde konuşmuştu. Çok açık olarak kendisinin iki devlet ama bir millet sloganını kendisinin ortaya koyduğunu, buna inandığını ve
İşte bugün Turan veya Türk Birliği, Türk bağımsız Türk devletleri arasında ortak işbirliğinin nasıl olması gerektiğini Cumhurbaşkanı olmuş bir insan seviyesinde olarak açık zamanında bizlere söylemişti. Dedi ki kendisi konuşmasında da dinlediğiniz gibi ortak olarak iki devletin para birimi olmalı. İki ordunun ortak manevraları ve yakınlaşması olmalı. Zaten biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı zamanında Azerbaycan'daki kardeşlerimizden Ankara'ya harp okullarına subay olması için Azerbaycan Türkleri'den kardeşlerimizi kendisi göndermişti. Ortak üretim tesislerimizin olması gerektiğini işaret etmişti. Ortak parlamento meclis toplantıları yapılarak iki devletin birbirine daha yaklaşmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Mesela petrol konusunda ortak hareket edilmesi gerektiğini, kendisi zaten bunu yalnız söyleyen değil, yapan bir insan olarak biraz önce de söylediğim gibi Cumhurbaşkanlığı sırasında genç Azerbaycan devletinin petrollerinden önemli bir hisseyi Türk devletine vermiş idi kendi Cumhurbaşkanlığı sırasında. Bakü ile Ankara arasında kurulacak olan bir hızlı treni düşünelim diyor. Bu yolun, karayolunun yanında tren yolu da olmalı, doğalgaz ve petrol hattı da olmalı. Güvenli bir şekilde bu yoldan gelecek olan enerji bu iki devleti birbirine daha rahat bağlayacak, artı ekonomik gelişmelerine daha fazla fayda sağlayacak gibi birçok önerileri vardı. Bunları söyledi. Yeri gelmişken bir konuyu daha hatırlatmak istiyorum. Ebu'l-Feyz Elçi Bey çok yakın zamanda olan bir örnek ama tek değil. Bakınız bundan 25 sene kadar önce 90'lı yıllarda Türkmenistan Cumhurbaşkanı olan Türkmenbaşı doğalgaz konusunda Türkiye ile arasında çok enteresan ilişki yaşanmış idi. Türkmenbaşı Hazar üzerinden Türkiye'ye direkt doğalgaz ve çok daha ucuza vermek istemesine rağmen zamanın siyasilerinin aldığı kararla gazını Rusya'ya vermek zorunda kaldı. Rusya da onu bize mavi akım olarak hem çok daha yüksek fiyata ve üstelik enerji bakımından Rusya'nın istediği zaman Türkiye'yi bu enerji kozuyla köşeye sıkıştırmasına fırsat verdik. Bu da yaşanmış ikinci olaydır. Bakın bunlar son nesil içerisinde bizim hayatımızda gördüğümüz örnekler. Yani şunu söylemek istiyorum özellikle genç kardeşlerimize. Bugünkü ülkelerin idareleri önümüzdeki günlerde değişmesiyle çok şey değişebilir. Yeter ki biz kafa olarak buna hazır olalım. Atatürk'ün söylediği gibi dış Türklerle en azından kültürel ilişkilerimizi diri tutalım. Bu ilişkileri hiçbir zaman gevşetmeyelim. Onların bizim de onlara ihtiyacımız var ve bu köprülerin özellikle kültürel alanda bir an önce kuvvetlendirilmesinde fayda var. Daha öncelerdeki programlarda da belirtmiş idim. Şu anda bildiğimiz Amerika, Avrupa Birliği ve Sovyetlerden sonraki Rusya'nın dışında Çin özellikle 2010 yılından sonra Türk dünyası için çok önemli bir tehdit unsurudur. Bunu hiç unutmayalım. Azerbaycan'dan
hemen komşusu olan Kazakistan'a olan Türkistan bölgesi bir Çinli generalin sürekli olarak örnek verdiğimiz gibi 2015 makalesinde Çin'in genişlemesi alanı olarak görüldüğünü açıkça söylüyor. Ve gene hepimiz biliyoruz ki son yıllarda özellikle Kazakistan'a gelen Çinlilerin oradaki Kazak Türk kızlarıyla evlenmeleri büyük tehdit oluşturuyor önümüzdeki dönem için. Unutmayalım, hep söylüyorum, gene bir defa daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin iki mislinden büyük olan Kazakistan coğrafyası bugün 20 küsur milyon nüfusuyla ancak orada Çin'in hemen yanında önümüzdeki dönemde istemediğimiz olaylara gebe kalabilir. Bütün bunları düşünerekten Türkçülük konusunda çok daha ciddi önümüzdeki günlerde günlerin bizi beklediğini unutmayalım. Anıl Hocam'la beraber yapmakta olduğumuz bu programda Türkçülük ve Turancılık konusunda konuştuklarımızın sosyal olayların hiç beklenmedik gelişmeleri neticesinde, çünkü biz Ebu'l-Feyz Elçi Bey gibi bir kardeşimizin Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı olması bizim için tamamen sürprizdi. Ama hep söylediğim gibi başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan'da buna dahil Ebu'l-Feyz Elçi Bey'in kıymeti bilinemedi, anlaşılamadı. Ama önümüzdeki zamanlarda Türk dünyasının hangi ülkesinde, neresinde yeni Atatürklerin, yeni Ebu'l-Feyz elçilerin ortaya çıkmayacağını kimse söyleyemez. Dolayısıyla bu konulardaki çalışmaların yapılması, akademisyenlerin bunun teorisini geliştirmesi ve bu konuda projelerin hazırlanması ile kazanan Türk dünyası olacaktır. Mühim olan bu asırda ekonomik gücün vatandaşlarına yeteri kadar imkan sağlayabilmesidir. Bunu da yapabilmek için Türk dünyası olarak ortak hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Zaten bugün izlemekte olduğunuz bu programın da ana fikri bu. Yani dolayısıyla Atatürk'ün dediği gibi bu dış Türklerle ve Türkler arasında ilk başlangıçta kültürel bağı biz hedef almalıyız. Ve bu kültürel bağı da ekonomik bağ sağlamlaştırmalı. Ve artık herkes kendi devletini kurmuş durumda. Bundan önce imparatorluklar devrinde olduğu gibi toprakların tek bir devlet tarafından işgali söz konusu değil. Ama kardeş devletlerin sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi belirli kültürel ve ekonomik birlikler halinde hareket etmesinin çok çok büyük faydası var. Çünkü Türkiye dahil olmak üzere her bir Türk devleti karşısındaki birlikler karşısında gerçekten sayıca, coğrafya ve ekonomik olarak onlarla mücadele edebilecek güçte değil. Ama 250-300 milyonluk Türk dünyasını birleştirebilmek ekonomik ve kültürel ve olarak mümkün olursa bu mücadele daha rahat kazanılacaktır diyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günler dediğiniz gibi şimdiye kadar Batı'nın özellikle İngiltere'nin ve daha sonra Rusya'nın, şimdilerde de Amerika'nın dediği oldu. Ama gelecek yüzyıllarda belki tarih tekrar Türk'ün kendisine ve geçmişine ve geleceğine sahip olma döneminin geleceğine inanıyorum. Zaten bakın sizin de bu çalışmalarınız aslında bir yerde bunu gösteriyor. Yani biraz önce söylediğiniz yaklaşık 50 yıllık bir akademik hayatınız neticesinde geldiğiniz noktada bizler sizlerle aynı paralel düşünceler içindeyiz. Onun için ben bu programı sizle yapmaktan çok memnunum bugün. Türkçülük ve Turancılık konusunda ilave etmek istediğiniz başka bir şey varsa buyurun, söz sizde. Var efendim. Şimdi benim bu konularda yayınlanmış makalelerimin yanı sıra bir de
Türkiye ve Avrasya diye bir kitabım var. Ve bu kitabı hazırlamamın sebebi de Avrasya'yı bütünüyle Ruslara bırakmamak içindi. Ruslar biliyorsunuz, Rusların önde gelen bir uzmanı var, Alexander Dugin. Ki biliyorsunuz Avrasya ile ilgili kitapları var. Şu an Rus devletinin danışmanı ve bu Türkiye'nin aleyhine bir jeopolitik çalışma yaparak Avrasya'daki Rus hakimiyetini artırmaya çalıştı. Ben de oturdum buna cevaben onun Avrasya siyasetine karşı, çünkü o Rus Avrasyacılığını yapmıştı. Ben de Türkiye ve Avrasya diye bir kitap yayınladığım zaman bana Rusya'da da Azerbaycan'da da Türk Avrasyacısı dediler. Bakın yani bunları bu tartışmalar oldu. Hatta 90'lı yıllarda biz televizyon programları yaparken Hulki Cevizoğlu ile Bir Ceviz Kabuğu programına Alexander Dugin'i çağırdık. Rus Avrasyacılığıyla Türk Avrasyacılığını bir araya getirip ortak bir değerlendirme yapalım dedik ama Dugin kaçtı, gelmedi. Dugin gelmeyince onun yerine o dönemde Türkçe bilen, çok iyi bir diplomat olan Alexander Chernyshev vardı, Rus Büyükelçisi. O geldi. Onunla biz bir akşam bayağı ciddi boyutlarda Avrasya konularını ele aldık ve tartıştık. Tabii benim soyadımın Çeçen olması nedeniyle Rusların bir hassasiyet gösterdiklerini biliyorum ama biz düşmandan yana değiliz. Ben Çeçenistan meselesine de içine girdim. Bu konuda Takma isimli önce 5 kitap yayınladım. Daha sonra da ismimi kullanarak işte Çeçenistan dosyası diyerek Çeçenistan'la ilgili konuları bir kitapta topladım. Çeçenistan konusunda yarım kalan bir durum var. Ama Kafkasya'nın ne olacağı belli değil. Çünkü biliyorsunuz İsrail'i korumak için Çerkezleri Ürdün'e götürüp Ürdün diye bir devlet kurduruyorlar. İsrail'i korumak için Lübnan diye bir devlet kurup Hristiyan Arapları oraya götürüyorlar. Şimdi bunlar Soğuk Savaş döneminde Orta Doğu haritası yeniden çizilirken gündeme gelen çözümler. Ama bugün bunun yürümediğini görüyoruz. İşte bakın Ürdün'ü de karıştırmaya başladılar. Çünkü Ürdün'ü yıkma derdi var. Ürdün nüfusunun yarısı Kafkas asıllıdır. Ve yavaş yavaş bu Ürdün'deki yapıyı, Ürdün'ü büyüterek büyük bir devlet haline getirip güneye kaydırıp Suudi Arabistan topraklarına taşımak istiyorlar. Çünkü öyle bir Ürdün'e Filistinlileri götürüp yerleştirecekler. Filistin'de Filistinli kalmayacak. Ama bu arada Ürdün'ü ortadan kaldırdıkları için oradaki Çerkezleri de geldikleri yere Kuzey Kafkasya'ya geri gönderecekler. Kuzey Kafkasya Çerkezler Müslüman kimliğiyle Hristiyan Rusya'ya karşı savaş açacaklar ve orada da başlayacak bir ulusal kurtuluş savaşı. Yani bir Müslüman Çerkezistan yaratarak Rusya'nın Kafkasya ile ilişkisini kesmeye çalışıyorlar. Bu doğrultuda işte İsrail için kullandıkları Çerkezleri şimdi Rusya'ya karşı kullanmaya çalışıyorlar ki Osmanlı'nın tarihine de baktığınız zaman Osmanlı'da işte Orta Doğu'da egemen olan güçler çerçevesine baktığınız zaman Osmanlıları, Türkleri Ruslara karşı kullanmışlar, Avrupalılara karşı, Araplara karşı, Hristiyanlara karşı yani her amaçlı kullanmışlar. Ama sürekli de savaştırmışlar. Yani şurada ayağını uzatıp Türkler ya da Müslümanlar rahat bir dönem yaşayamamışlar. Osmanlı tarihi sürekli savaş tarihidir. Atatürk bunu bildiği içindir ki yurtta sulh, cihanda sulh deyip bunu kırmaya çalışmıştır ve de kırmıştır. Yani Atatürk döneminde bayağı ciddi bir barış ortamı hazırlanmıştır. Ama daha sonra işte biliyorsunuz özellikle Kıbrıs'ta İngiltere'de İsrail'in karşı karşıya gelmesi yüzünden. Bakın bir daha söylüyorum, dikkatinizi çekelim. Kıbrıs'ta İngiltere'yi biliyorsunuz. Ama İsrail nerede? Ha, İsrail her yerde. İsrail şu an Kuzey Kıbrıs'taki Karpas Yarımadası'nı satın alarak fiilen ikili bir yapıya sahip olan Kıbrıs'ı üçlü yapıya dönüştürmüştür. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz.
nelerle karşılaşacağız. Bunları biz zamanında jeopolitik kitaplarına dayanarak anlattığımız noktada hemen tabii adımız hazırdı. Biz hep antisemitist diyorlardı, İsrail düşmanı diyorlardı. Ama maalesef dünya tarihi, jeopolitik kitaplar bunu söylüyor ki ben sırf bu amaçla gizlenen gerçekler ortaya çıksın diye Kıbrıs çıkması diye bir kitapta yayınladım. Yani Kıbrıs meselesini gizlenen, saklanan jeopolitik boyutu vardı. Onu ortaya koydum. Şimdi toparlarsak şuna gelmek istiyorum. Arkadaşlar epey çalıştık. Yani Cumhuriyet boşa geçmedi, onu söyleyeyim. Evet, şu an dökülüyor gibiyiz. Evet, üniversitede bilim seviyesi düştü. Evet, yani İmam Hatip mezunu olmayan hiçbir yere tayin edilemiyor. Böyle yanlışlarla karşı karşıyayız. Liyakat modeli çok kötü. Evet, bir sürü gerileme var. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri parçalandı. Yani her komutanlığı bir başka yere bağladılar. Yani gerçekten son dönemde yaşananlar Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı düşen gelişmelerdir. Amerika-İsrail ikilisinin bu coğrafyaya yönelik yapılanmasının bize yansıyan boyutlarıdır. Bunu bu kadar net görmemiz lazım. Ancak o zaman anlayabiliriz. Ben zaten konular netliğe kavuşsun diye bunların hepsini yazılı materyale dönüştürdüm. Bakın o yönüyle de gerçekten bir kavganın önlenmesi, bir savaşın önlenmesi, önümüzde bir barış ortamının açılması noktasında bize önemli görevler düşmektedir. Bu çerçevede gelişmeleri değerlendirirken hem Türklüğümüzle gurur duyacağız hem de Türkçülüğü yeniden canlandırarak Anadolu'daki Türk devletinin varlığını koruması ve ilelebet payidar kalması doğrultusunda da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bunu Türk düşmanlarının, Türkiye düşmanlarının iyi bilmesi gerekiyor. Ama Türkiye'nin problemi düşmanlarıyla değil, Türkiye'nin problemi dostlarıyladır, müttefikleriyledir. Çünkü hiçbir müttefikimiz bizi Türkiye olarak bu coğrafyada güçlü, merkezi konuma sahip bir devlet olarak kabul etmiyorlar. Ha 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 deyip işte Avrupalılar bizi 50 yıl oyaladı. Amerikalılar 50 senedir kullanıyorlar. Şimdi İsrail kendi düzenini kurmaya çalışıyor. Yani müsaade etsinler de biz de artık onun bunun planları doğrultusunda kullanılmaya karşı çıkarak kendi plan ve programımızı ortaya koyalım. İşte o noktada Türkiye'nin B planı diyorum ki eğer ilgi olursa Turgay Bey önümüzdeki haftalarda Türkiye'nin B planı ile ilgili de ve emperyal plan ve projelerle ilgili de bir program yaparak bunları tartışabiliriz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Saygılar efendim.